Hepinize merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte leopar gekolara nasıl bakılır, bunlardan bahsedeceğim. Bu ilk kez sürüngen besleyecek arkadaşlar için güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir size uzaktan bir teraryumumuzu gösterelim. İlk madde teraryum. Teraryum arkadaşlar crested gekolar gibi leoparlar tırmanamadığı için daha enine, yani geniş bir teraryum olursa daha iyi olur. Çünkü hayvan vaktini genelde yer civarında geçiriyor. Ama crested'larda daha yüksek teraryumlar kullanılıyor. O yüzden öncelikle enine bir teraryum almanızı tavsiye ederim. Yüksekliği pek önemli değil. Ben bunu ikinci el aldığım için bu şekilde vardı. Bir diğer özellik arkadaşlar, ısıtıcı ped. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yaklaşık şu elimin olduğu yere kadar bir ısıtıcı ped var arkadaşlar. Bu da teraryumun sıcaklığını, sıcak alanın sıcaklığını 30, 31, 29 o civarlarda tutuyor. Şu anda görüyorsunuz zaten termometreden. Sıcak alanda olması gerekenleri söyleyeyim arkadaşlar. Bir adet mağara, zaten şu an mağaranın altında. Gösterebilirim birazdan. Bir de nem mağaramız arkadaşlar. Bazıları diyor ki nem mağarası soğuk alanda olacak. Bana çok mantıklı gelmedi açıkçası. Çünkü soğukta hem hayvan hastalanır nemli bir alana girerse, hem de kendi de zaten soğuğa koymuştum başta, girmiyor. Ama sıcaktayken giriyor, derisini falan rahat atıyor. Böyle içerisi sauna gibi oluyor zaten. Sadece daha çabuk kuruyor. O yüzden nem mağarasıyla normal mağaranızı sıcak alanda tutun. Yemek kabınız kalsiyum olacak bir de önünde. Bunlar şart yani. Yemek kabı olmasına gerek yok. Cımbızla da besleyebilirsiniz. Önünde her daim D3'süz kalsiyum olması gerekiyor. Onu bir kaba koyarsanız o zaten ihtiyacı oldukça oradan yalıyor. D3'lü kalsiyumu da şöyle. Bakın iki tip kalsiyum var. Biri D3'lü, biri D3'süz. D3'süz olanı kaba koyuyoruz. Kendi ihtiyacına göre yiyor. D3'lüyü de haftada iki kere falan böceği böyle üstüne böceğin tuz döker gibi döküp böceği canlıya yediriyorsunuz. D3'ün kokusu kuşlardan da biliyorum. Çok ağır bir şey olduğu için büyük ihtimal sevmiyorlar. O yüzden o şekilde yediriyorlar diye tahmin ediyorum. Su kabı arkadaşlar. Hani su kabını 2-3 günde bir değiştirmeyi ihmal etmeyin. Ve tabanda genelde peçete kullanıyorlar arkadaşlar. Ben bu teraryuma peçete görünce moralim bozuluyordu. Sürüngen halısı da bulamadım arkadaşlar. Türkiye'de hiçbir yerde stokta kalmamış. O yüzden kendim halı flex'ten, çok ince bir halı flex'ten yaptım. Isıyı doğru orantılı sabitlemeniz yeterli. Hani mesela peçete daha ince olduğu için ısıtıcı pedinizin ayarını biraz, hani 30 olması lazım yani, işte o şekilde söyleyeyim. Gördüğünüz gibi arka fon dekorlar kesinlikle kendi zevkinize göre. Ama sürüngen için hani olanlardan falan kullanırsanız daha iyi olur diye umut ediyorum. Hani yalayıp ısıracaklarını zannetmiyorum. Hani bir öyle bir sıkıntı yaşayacağınızı. Ama yine de sürüngen için olan malzemeleri kullanırsanız sizin için de çok daha iyi olur arkadaşlar. Benim teraryumum bu şekilde. Leopar gekom gayet mutlu. Bu arada ben sürüngen halısını kendim yaptım ama onu da şöyle arkadaşlar, bunu ben belirli aralıklarla dezenfekte ediyorum. Mesela bugün bakın dışık olmuş. O bugün dezenfekte etmem gerekecek videodan sonra. Bunun birkaç tane de yedeğini kestim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunları kendim yaptım. Tam böyle koyunca oturacak şekilde. Dezenfekte ediyorum. Kuruyana kadar bunlar. Ötekini koyuyorum. Ötekini koyuyorum. Öyle değişiyor. Hani 3 tane falan yaptım arkadaşlar. Şimdi biraz da leopar gekomuzu göstereyim sizlere. Gerçekten çok hızlı büyüyor. Şöyle elimize alalım. O da tabii halinden memnun. Teraryumunu çok seviyor. Ama genelde vaktini mağaralarında geçiriyor. Nem mağarasında, işte şu kütüğünün altında. Oralarda geçiriyor. Kuyruk durumu falan gayet iyi. Hani leopar gekonuz için gayet, yemleri de uygunsa uygun bir yaşam alanı arkadaşlar. Genelde sıcak alana çok şey, soğuk sıcak alandan çok çıkmıyor. Malum kış aylarındayız. O da tabii soğuk alanı üşüyor büyük ihtimal. Şu an onu ışık rahatsız ettiği için saklanacak bir yer arıyor. Şöyle mağarasını geri yerine koyayım.
Size handling nasıl yapılıyor bir sonraki videomuzda, nasıl beslenir falan filan, onlardan da bahsedeceğim. Onlarla alakalı da videolarımız olacak. Bakın şu an mağaraya girecek. Onun içinde torf oluyor arkadaşlar. O ben şöyle açılır bir dakika, o geçsin. Göstereyim sizlere. Onu böyle açılır kapanır saklama kabından yapıyorlar ama ben dediğim gibi biraz görsel zevke önem veren biri olduğum için şöyle bakın içinde nemli torf var. O da onun ya şeyine girip yatıyor arkadaşlar. Saklama kabından yapıyorlar. Genelde üretici arkadaşlar altına bir tane peçete adı nedir? Bir tane saksıdan mağara yapıyorlar. Bunu da saklama kabına bir tane delik açıyorlar. Başta ben de saklama kabından yaptım ama gerçekten hiç güzel olmuyor. Bir de bu kadar arka fon vesaire alıp da onu saklama kabından yapmak açıkçası çok tercih edeceğim bir şey değil arkadaşlar. Umarım teraryumumu beğenmişsinizdir. Umarım ileriki zamanlarda başka canlılara başka teraryumlar kurarız. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.